Gel. Gel Selam, gel evladım. Otur şöyle, çekinme. Alır mısın? Teşekkür ederim efendim. Nasılsın? İyiyim efendim, sağ olun. Seni buraya niye çağırdığımı biliyor musun? Yüklü bir avans istemişsin. Şey, efendim, benim... Biliyorum, biliyorum. Muhasebeci söyledi. Seni buraya çağırmam, avans istemenle ilgili değil zaten. İhtiyacın varsa daha fazlasını da verebiliriz. Sizler benim hem işçilerim hem de evlatlarımsınız. Sizin rahat etmenizi isterim. Seni çağırmamın nedeni avans isteme gerekçen. Duyunca şaşırdım. Ürperdim. Ve seninle bir büyüğün olarak konuşmak istedim. Eşini kürtaj mı yaptıracaksın? Evet efendim. Kaç aylık hamileydi? 3 aylık. Of. Bu önemli kararı vermeden önce iyi düşündünüz mü peki? Evimiz kira. Borçlarımız da var. Bu zamanda her şey para. Aldığım kuru maaşla zor geçiniyoruz. Bir de çocuk olursa nasıl bakarız? Başka çaremiz yok efendim. Üçüncü bir boğazı besleyecek durumda değiliz. İleride belki. İnsanlar ne kadar da benziyor birbirine. Sen konuşurken 20 yıl önceki kendimi gördüm. Bir zamanlar küçük bir esnaftım. Sağda solda bir şeyler satmaya çalışarak Allah'ın bizim için yarattığı nafakanın peşinde koşturuyordum. Gece gündüz çabalıyor, uğraşıyor. Evimin tenceresini güç bela kaynatıyordum. Tıpkı senin gibi. Tıpkı senin gibi. Tevfik. 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 Kuş yuvasına bakıyorum. Anne kuş uçuyor, bir şey bulup yavrusuna getiriyor. Sonra tekrar uçuyor. Öteki yavru için bir şey getiriyor. Ne kadar emin yavrularına bir şeyler bulup getirecek. Sanki biri solucanı, böceği, taneyi nereden bulacağını söylüyor ona. Gidiyor, getiriyor. Gidiyor, getiriyor. Hadi biz de gidelim artık nafakamızın peşine. Pazara geç kaldık. Tamam, geliyorum. Tevfik, oğlum, sefer tasını almıyor musun? Sağ ol anne. Hadi Tevfik. Bugün nereye gidiyorsunuz? Kasabaya. Funda, kızım, biliyor musun?
Komşu Ayşe'nin bir bebeği doğdu. Nur topu gibi diyorlar. Tevfik, bir şey de şu annene. Ben bir şey demedim ki evladım. Bir gün pazara çıkma da göz aydına gidelim. Anne, bana öyle imalı laflar edip durma, tamam mı? Ben çocuk mucuk istemiyorum. Akranlarınız üçer beşer evlat sahibi oldu. Siz kucağınızı boş koymakta inat edin, durun bakalım. Bu mesele bizim meselemiz. İşlerimiz düzelsin, rahata erelim, ileride düşünürüz. Öyle değil mi Tevfik? Ha? Tabii, öyle öyle. Kızım. Anne. Güle güle, hayırlı pazarlar. Sağ ol anne. Öğlen oldu Tevfik. Biz hala tezgahımızı açamadık. Müşteriler sıra olmuş, bizi bekliyor sanki. Ya nasip değil, biz tezgahımızı açalım da. Allah hayırlı müşteriler versin evlatlarım. Vallahi bugün öyle yoruldum ki. Şunlara bakalım. Aa bak kız, yemeniler var burada. Ablacığım hangisini beğendiniz? Hangi renk? Ay yok yok. Size çok ucuza veririm. Yürü. Hepsi bakıp geçiyor. Hala siftah bile yapamadık. Uf. Soran bile yok ya. Bir şey değil mi? Daha toptancıya para verilecek. Kamyonetin taksiti. Bu gidişle olmayacak bu iş. Başka bir iş tutsak diyorum. Ne yapacağız ki? Bilmiyorum. Kaç aydır bir şey kazanamıyoruz da. Köylere gidelim. Oralarda satarız. Köylüde para mı var? Harman sonu olsa... Doldursana şunu. Ağzım kurudu. Hemen gidelim buradan. Topla hadi. Hadi çabuk ol, çabuk ol. Ne oluyor? Güve Necmi keçin bacağı. Kamyonet ödemek için faizli taksiti isteyecekler. Hadi hadi hadi, çabuk ol, çabuk ol. Al şunları da. Güve. Ha. Şuraya bak. Kaçıyorlar. Vay anasını. Kamyoneti elinden alacaklar şimdi bana. Hadi çabuk çabuk hadi. Bizi gördüler. Hızlı su, daha hızlı. Atif, kim dedi sana git tepecilere bulaş diye? Ufak ufak kazanır öderim dedim ama... ...ne bileyim işlerin ters gideceğini. Az faiz koymak yarasalar. Thank you.
Güve dikkat et. Şimdi bu mu eksikti? Ulan Allah cezanı versin senin çocuk yere be. Allah senin cezanı versin. Çekil şuradan. Çekil elinizden be. Bir bisikletin eksikti. Oğlum ne vuruyorsun yine, be? Yine. Sapa seni. Çocuğa bak ya. Adamı kaçıracağız. Nereden gitti Kişingo? Sağdan. Sağdan. Ya kasabaya gideriz. Bu malları çıkarmalıyız. Ucuz pahalı satacağız. Yoksa kurtulamayız ellerinden. Çık lan dışarı. Çık. İn lan aşağı. İn. Tamam. Sakin. İndi lan şerefsiz! Ulan hangi cehenneme gitseniz bulurum sizi? Parayı alırken iyiydi değil mi? Ödememe kalır mı lan? Hangi kitaba yakışır bu yaptığınız ha? Ciğerini alırım akıllı ol ha. Bırak kocamı, bırak! Git lan, git! Geçin götür şunu! Kimden kaçıyorsun lan? Ha? Yılan deliğine mi gireceksin? Çok ayıp ettik. Ama işler... İnan, siftah yapmadan tezgah kapatıyoruz. Kes lan, bana mal okuma. Altındaki donu bile alırım senin var ya. Şimdi söke bakalım paraları. Vallahi yok, billahi yok. Kazanamıyoruz. Olsa... Bu ne lan? Bayram açlığı mı veriyorsun buna? Bak. Ulan paramı istiyorum. Aldım paraları, geri öde. Paralarımı ver lan. Ödeyeceğim. Vallahi ödeyeceğim. Biraz daha müsaade et. Daha ne kadar? Ha? Bir yıl geçti lan. Bir hafta daha güve. Söz, ödeyeceğim. Ödeyeceğiz dedik ya. Para olsa nerede ödemez lan miyiz? Her gün pazar pazar dolaşıyoruz. Yok, satış yapamıyoruz. Ne yapalım, canımızı mı alacaksın ha? Size bir hafta daha mühlet. Bir daha kaçarsanız var ya... iğnenin deliğine girseniz çıkar bizi. Anladın mı lan? Dur. Haftaya bugün para elimde olacak. Hadi geçin go. Lan. Bu hale düştün ya. Yazıklar olsun kalıbına. Sen nasıl erkeksin be? Ne yapayım? Ellerindekini görmedin mi? Çekmek için evlendim seninle. 10 yıl oldu, gece gündüz çalışıyoruz. İki yakamız bir araya gelmiyor. Bunun için mi ağlıyorsun? Şu halimize bak. Yaşıtlarımız ev aldı, bankalarda paraları var. Ne yapayım? Olmuyor işte. Tembel miyim? Tuttuğumu koparamıyor muyum? Denemediğim iş kalmadı. Köy köy çerçilik et. Çabaysa çaba. Olmuyor işte. Hep senin yüzünden. Ne nasipsiz adammışsın be. Ben mi nasipsizim? Başkalarının elinde bir iki oluyor. Biz avucumuzu yalıyoruz. Sen elindekini de bitiriyorsun. Asabımı bozma Funda. Var mı üstüme? Var mı? Varsam ne yaparsın? Erkek misin sen? 3 kuruş borç yüzünden kuyruğunu kıstırdın. Bana horoz mu kesiliyorsun? Funda! Vur! Vur! Ne duruyorsun? Vur!
Ne olur üzerime üzerime gelme. Gelme! Nereye? Pazara. Bu saatten sonra pazar mı kaldı? Eve sür. İşlerimiz iyi gitmiyordu. Gece gündüz para kazanmak için karımla ben mücadele ediyorduk. Ama yok. Olmuyordu. Borçlarımız kabarmıştı. Alacaklılarımız peşimizdeydi. Zor günlerdi. Biz de sizin gibi doğacak olan çocuğun bu zor durumumuzu daha da kötüleştireceğini düşünüyorduk. Güya bebeğimizin geleceğini düşünüyorduk. Onun aç kalmamasını, bizim gibi bir hayat yaşamamasını istiyorduk. Bu bahanelere sarılarak çocuk sahibi olmayı korkunç bir olay olarak görüyorduk. Çocuğumuzun geleceği için çocuk istemiyorduk. Ne garip çelişki değil mi? Ne karışık durum. Gelin bakalım çocuklar. Bakın Melahat teyzeniz size neler verecek. Koşun koşun. Her zamanki yerinize. Bu senin Emre. Bu da senin Fatmacığım. Hadi bakalım iyi. Sonra size şeker de vereceğim. Yiyin yiyin. Hadi ısırın hadi. Aferin. Çabuk gidin çocuklar hadi. Bizimkiler yine kızarlar şimdi. Hadi. Hadi yavrum koşun. Koşun 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 doğru hadi. Ver bakayım şunu. Ver. Hadi defolun buradan. Bir daha geldiğinizi göreyim bacaklarınızı kırarım sizi. Defolun. Bir de köfte yapmış. Bak. Aferin anne. Aferin. Biz sabah ezanından akşam ezanına kadar borç ödeyeceğiz diye kıvranalım. Sen burada mahallenin çocuklarına dağıt, yedir, içir. Sana kaç defa söyleyeceğiz? Hala anlamadın mı? Çocukları sevindireyim istedim. Kuruşun hesabını yapmak zorundayız anne. Tevfik, bir şey söylesene. Anne, toplama çocukları buraya. Ne yapayım? Yalnız başıma canım sıkılıyor. Çocukları da seviyorum. Bir çocuk yapın, ben de onu seveyim. Geç içeri anne, geç. Siftah bile edemedik. Yaktığımız mazot parası da cebimizden gitti. Annen böyle yapacaksa vallahi çalışmam bir daha. Kolay mı kazanılıyor para? Olsun, al ziyan olmasın, hadi. İyi, tamam. Siz gidince o kadar sessiz oluyor ki ev. Bir çocuk olsaydı torunum, onunla eğlenirdim. Siz çalışın, ben ona bakarım. Sana eğlence olsun diye çocuk yapamayız ki anne. Tevfik, oğlum, 10 sene oldu evleneli. Artık bir çocuk sahibi olun. Korkmayın, çocuk berekettir. Allah her kulunu rızkıyla yaratır. Bak göreceksiniz. Çocuk olunca evinize neşe de gelir, bereket de. Hem nasibiniz de açılır. Öf, yeter anne. Senin bu masallarından bıktım. Ne bakıyorsun öyle? Doğru söylemiyor muyum? Tevfik, söyle annene. Karışmasın bizim işimize. Bebek yapacağım zaman ona soracak değilim. 3 boğazı doyuracağız diye gecemiz gündüzümüze karışıyor burada.
Anne, eski zamanlar gibi değil artık. Doğur, sağ sokağa devri bitti. Çocuk başa dert. Anne. Ye köfteni. Anne, çocuk olma. Ver valizimi, köyüme gideceğim. Gittikçe alıngan olmaya başladın ama. Yediğim lokma gelinimin gözüne batıyor. Bebek istiyorsun ya, bakamayız diye söyledi onu. Büyük sözü dinlenmeyen yerde niye durayım? Bir torunu çok gördünüz bana. Anne, olmayacak, duaya amin deme. Hem köyde kimin yanında kalacaksın? Teyzen var, ona giderim. Olmaz öyle şey. Bir yere gidemezsin. Ne aşağı iniyor ne de götürdüğümü yiyor. Çok alıngan oldu o da. Hadi yemeğini ye. Üzerine çok gidiyorsun. Masum istekler işte. Annen çizmeyi aşıyor. Pazardan yapma bebek alacağım bir gün. Torun diye vereceğim kucağına. Soğumuş bu. Ben sıcak koymuştum. Eskiden böyle yapmazdın. Kalkar hizmetimi görmek için koşardın. Ah, o eskidendi. Köprünün altından çok sular aktı. En az senin kadar ben de yoruluyorum. Bir de annen tutturmuş çocuk yapın diyor. Ne oldu bize? Efendim? Birbirini deliler gibi severek evlenen çifte ne oldu? Biliyor musun? Sana yıllardır seni seviyorum demedim. Ben de. Önceden eve hep çiçekle gelirdim. Hah, yalan söyleme. Bir kere getirdin, o da ilk senemizdi. Onu da mezarlıktan kopardığını itiraf etmiştin sonra. Değiştik biz hayatım. Çok değiştik. Biz de zamana uyduk. Ya da biz gerçek anlamda evli olamadık. Yuva kuramadık. Bütünleşemedik. Çocuk karı kocayı bütünleştirir diyorlar. Evlilik sadece çocuk yapmak değil Tevfik. Biz uzun süredir öteki taraflarından da mahrumuz ne yazık ki. Yatağa girince ilk uyuyan ben değilim. Ya. Yeah. Bu gece sabaha kadar uyumayacağım. Göreceğiz. Bu gece kim erken yatacak göreceğiz bakalım. Endişe ediyorum. Neden? Tam dönemindeyim. Ya hamile falan kaldıysan? Yok canım, sen de ne hamilesi? Bir şey olmaz. Ben senin kadar rahat değilim. Takma kafana, bir şey olmaz. Yapalım, yazılmışın önüne geçemiyoruz. Kadere yazılan mutlaka oluyor. Karımla ben istemesek de o gece ilk çocuğum rahme düşmüştü.
Hiçbir şeyin farkında değildik. Biz geçim kaygısıyla uğraşıp duruyoruz. İşlerimiz düzelmeye başladı. Feleğin rüzgarı bizden tarafa esmeye başladı sanki. Bilinmez bir yerlerden nasipler yağıyordu. Yavrumuz daha anne karnında bir ceninken bile rızkıyla bize yardım ediyordu. İşimize bereket gelmişti. Bana şuradan 3 metre keser misin? Kes ablam o 3 metre, tamam, oradan bakayım. Tamam ablacığım, geliyorum, tamam. Bu nasıl? Ha? Sağlam mı? Sağlam olmaz olur mu ablacığım ya? Sağlam. Para tamam, değil ya. Kızım bana şuradan 2 metre daha kesin. Ben niye istedim tamam, ablam? Şunu, tamam, şunu. Tamam, geliyorum. Hemen. Ablama kes oradan bakayım. Ablacığım bak. Gel evladım. Tamam, geldim. Alayım. Hayırlı işler. Buyur ablacığım. Eyvallah. İyi günlerde kullan. Eyvallah. Sağ ol. Sen ne istemişsin ablacığım? Şu bak. Tamam, hemen kesiyorum. Tamam ablacığım, hemen. Hadi ablacığım. Evet, poşete koyalım bakalım. Onları vereyim mi? Onları seçtim. Tamam ablacığım. Tamam. Sağ ol. Geldim. Hangileri bak, ablacığım bunlar? Onları koyayım poşete. Ver oradan aman, poşet. Aman bak karışın. Efendim? Olsun. Tamam ablacığım, olsun. Ben de şunu sarı ver. Tamam ablacığım, poşete koyuyorum. Bunlar da senin değil mi ablacığım? Benim. Efendim? Ne oluyor böyle? Müşteri yağıyor. Baksana şuraya. Ablam bu senin değil mi? Ver. Tamam, koydum çok işte. Güzel. Allah'ım. Kes ablam oradan, kes. Tamam, ver onları da. Buyurun. Evet. Aç ablacığım bak. İyi günlerde kullan ablacığım. Güle güle, güle ablacığım. Sağ olasın, iyi günler. Yine bekleriz. Ama şöyle katlıyorum ben bunu. Bunu olur yavrum, olur. Bu ablama da 3 metre verdim. Sağ ol. Hangi ablacığım? Bu ablama 3 metre tamam, verdim. Tamam. Poşete koydum, tamam. Al ablacığım. Ver ablama da, ver ablama tamam, şu başı oradan. Tamam, hemen onu da ver. Tamam ablacığım. Demedim mi sana? Feleğin rüzgarını bizden tarafa da döneceğini. Bizim de nasip çeşmemizin akacağını söylememiş miydin? Çeşme akmaya başladı bile. Bereket yağdı sanki. Biz de birin 2 olduğunu gördük. Şimdi nereye gidiyoruz? Bütün kasabaları, köyleri geçeceğiz. Kamyon boşalınca yeni mallar alacağız. Raflar yine boşalacak. Çeşme akarken desteği doldurmamız lazım. Doğru. Sen bundan mı istedin abla? Tamam, kes tamam, ablam oradan. Bana şunlardan başka ver şey ya. Patiklerden mi? Bu patiklerden. Şunlardan bunların yavrum, başka renkleri var bak. Tamam, bunu tamam, da koydum poşete. Olsun. Tamam ablacığım, kumaşın evet, hazır. Tamam, ondan işte. Da bundan da kes. Sağ ol sözcüğüm ya. Sen neydin? Evet, şundan. Tamam, kesiyorum. Ha, şundan da. Hangisini? Bak tamam, bunları da sana veriyorum. Yakıştı valla. Ablacığım bak, seni bekliyorlar. Hadi ablacığım. Hadi güle güle ablacığım, sağ ol. Tamam. Hadi kullanın. Aldık mı? Tamam, onu geldim, da aldık. Geldim. Ablama tamam, veriyoruz görüş. Burada. Güle güle kullan ablacığım. Eyvallah. Yine bekleriz ablam. Para veren altın bulsun. Ben... Çalamam kalbini, aşkın öldürse de mahveder beni. Ben ölmezse canım sana feda, duyuyorsun sen bana da elveda. Ben sana kim tutar bizi? Kazanıyoruz anneciğim, artık çok kazanıyoruz. Kötü günler geride kaldı. Bir anda açıldı şansımız. Şansınız değil evladım, nasibiniz açılmıştır. Ya Allah birinin hürmetine bol rızık gönderiyor size. Benim hürmetim olsa 10 yıl patinaj çekmezdik. Kimin hürmetine peki?
Bilmem. Oğlum, belki de çocuğunuz olacak. Yok canım, sen de anne, saçmalama. Biz çocuk falan istemiyoruz. Çocuğu yapmak sizin elinizde değil zaten. Siz arzu edersiniz, Allah nasip eder. Burası mı ya? Tevfik bak. Biz geldik. Hoş geldin demek yok mu lan? Evini nasıl bulduk? Çünkü köpek gibi sürer. Değil mi lan? Öyle öyle, ayıp ettin. Bizden kaçamazsın Tevfik Efendi. Kaçamazsın, aklını alırım senin. Şeytanın deliğine girsen bile çıkartırım lan. Niye geldiğimizi tahmin ediyorsun? Siren doldu. Canlıyı görelim. Evet. Bak. Canlı. Canlı dedi, duymadın mı? Hadi Tevfik Efendi, ne bekliyorsun ha? Vay. Yanlış olmasın. Sahte değil mi bunlar Keşingo? Ha? Değil değil Güve. Dedenin altın küpürü mü lan? Keçin gibi paralara bak, geçir geçir. Oh. Eğer parayı vermeseydin var ya, hadi bastona gerek kalmadı. Topuklardan kurtardın. Bunu saymıyoruz. Yemeğe de gireceğiz yavrum. Yürü lan Keçin gibi. Üzülme. Gördün mü lan nasıl durdun? Oğlum makine bu adamı öttürür. Gitti paraların hepsi. Eyvallah, kaçıyor mu? Eyvallah. Belki de gitmek için geçti elinize. Ya hiç olmasaydı, halinize şükredin. Ama bereket devam ediyor. Müşterilere mal yetiştiremiyor. İşlerimiz düzelmişti. Para kazanıyorduk. Birden her şey değişmişti. İki metreş. Eyvallah abim. Hah, bak şu büyüğü mü diyorum, bir boy büyüyor. Yarın toplantıya gidelim. Çeşitleri çoğaltalım. Buyurun. Öyle giderse şundan akşama kadar bitecek hepsi. Şuraya bak, bunda, şuraya bak. Fiyatları biraz artırsak mı acaba? Torbaya koyayım. Öyle şey olur mu? Yok yok. Kimindi tamam, bu abi? Ah, tamam abicim, tamam. Şuradan ver, şuradan. Ne oldu? Midem bulandı. Otur istersen, otur, otur dinlensen. Ben müşterilerle ilgilenirim, hadi tamam. Evet, kimindi bu? Tamam. Benim. Ha, şunları da onu ver, bir poşet yap kardeşim. Ve bu değişiklikleri, bu bereketin nedeni oydu. Kendini hissettirmişti. Geliyordu. Tamam, yavaş. Çok fena. Hadi.
İkindi yeni okundu. Tezgah erken topladık. Ne oldu? Midesi bulanıyormuş. Doktora gitseydiniz. Ben de dedim ama istemedi. Ben de sana hamileyken böyle olmuştum. Sakın hamile olmasın. Aman anne, ne diyorsun sen? Midesini üşütmüştür. İyi misin? Tamam. Hadi. Biz doktora gidiyoruz. Hadi. Hep senin yüzünden. Tedbir almadın. Hamileyim ya. Hamileyim. Ne olacak şimdi? Yahu ben mi istedim böyle olmasını? İstemeden oldu işte. Tam işlerimiz düzelmişken. İstemiyorum. Doğurmak istemiyorum. Kendimize zor bakıyoruz. Bir de ona nasıl bakarız? Gelinime vişne kaynattım. Kan yapar. Yüzün solgun bugünlerde. Bundan sonra iyi beslenmen lazım. Artık bebeğin sağlığını da düşünmelisin. Dedim ben size, işlerinizin rast gitmesinin sebebi o. Bebek bereket getirir. Ne oldu kızım? Neden durgunsun böyle? Hadi iç. Hadi. Hadi iç lütfen. Kızım, bilmeyerek seni üzdüm mü yoksa? Özür dilerim yavrum. Çekil git başımdan. Rahat bırak beni. Kararımı verdim. Çocuğu aldıracağız. Duydun mu dediğimi? Kürtaj yaptıracağım. Kürtaj yaptıracağım. Tamam. Yok, hayır. Sakın ha kızım, sakın ha. Sen karışma bize. Gelinim, oğlum. Aklınızı mı kaçırdınız siz? Kürtaj da ne demek? Allah'ın verdiği cana nasıl kıyarsınız? Tevfik, ne olur, ne olur torunumu öldürmeyin, ne olur. Saçmalama anne, saçmalama. Ne öldürmesi? Daha o çocuk falan değil. Parmak kadar şeyde can mı olur? Ah, 3 aylık da olsa bir insan o. Anne, ona nasıl bakarız? Halimizi görüyorsun. Zaten zar zor geçiniyoruz. Onun bizim gibi perişan olmasını istemiyoruz. Onun kaderi senin elinde mi? Onu sen mi yarattın? Seni ben mi yarattım? Haşa. Sümme haşa. Güzel Rabbim seni bana verdi. Rızkını da verdi. Sen doğdun, evimiz bereketlendi. Rahmetli babanın işleri düzeldi. Sen olmasaydın evimizde huzur da yoktu, bereket de. Sen doğdun, daha mutlu olduk. Sen rızkınla bereketlendirdin yuvamızı. Ah Tevfik, canım. Hani çocukken Kur'an okurdun bana, ben de sevincimden ağlardım. O güzelim Kur'an'da Rabbimiz ne diyor biliyor musun? Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı Allah'a aittir. Sakın açlık korkusuyla, geçim endişesiyle çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da, sizin de rızkınızı veririz. Bizleri yoktan var eden güzel Rabbim böyle söylerken, rızkına teminat verirken, siz niye böyle yapıyorsunuz? Niye? Niye? Anne yeter, yeter! Biz kararımızı verdik. Düşündük, taşındık, kararımızı verdik. Daha çocuk için çok erken. Erken mi? 10 yıl oldu evleneli. Erken. Hele biraz kazanalım. Evimiz olsun, arabamız olsun. Bir dükkan falan açalım.
Ondan sonra belki. Hayır. Asla buna izin vermeyeceğim. Ölümü çiğnemeden aldıramaz. Yaptıramazsınız. Torunumun ölümüne asla göz yummam. Asla. Sana ne be? Sana ne? Bebek benim. İstediğimi yaparım. Sen de karışırsın. Senin karnını doyurduğumuza dua et. Anne. Anne. Anne neredesin? Annem yok. Sevgili oğlum, güzel gelinim. Ben köyüme dönüyorum. Hakkınızı helal edin. Sizi çok seviyorum. Ne olur bebeği aldırmayın. Bırakın yaşasın. Her insan rızkıyla doğar. Allah böyle takdir etmiş. Bu takdire karşı koymayın. Siz ölünce sizin mezarınızda dua edecek, sizi anacak evladınız olmasını niye istemiyorsunuz? Sanki. Benim yüzümden. Çok ağır sözler ettim. Ah, niye böyle oluyor? Niye? Ama çok üzerime geldi. Kırmak istemedim. Ama çok fazla karıştı. Üzgünüm. Doktora ne zaman gidiyoruz? Önce bir randevu alalım. Rahmetli annem öğütler veriyordu, dinlemiyorduk. Rızk Allah'tandır. Yapmayın, etmeyin. Cinayet bu diyordu. Gözümüz kararmıştı. Bebek istemiyorduk. Çocuğu hayatımız için tehlike olarak görüyorduk. Ana karnında her şeyden habersiz bir cana kıyacak kadar. O bebek başkaları için sevinçken, mutlulukken, en büyük umutken bizim için kabustu. Kararımızla birlikte işlerimiz de sekteye uğramaya başladı. Sanki ana karnında uyuyan yavrumuz bize alınmıştı. Kırılmıştı. Çerçi geldi. Selamünaleyküm. Bak abicim bak yeni kazaklar getirdim. Harika. İyi günler. Al sağ olasın. Ablacığım. Ablacığım buyur gel bak çeşitlerimiz geldi. Hayırlı işler. Eyvallah. Yo yo sağ ol bir şey almayacağım. Yeni getirdik ablacığım. Kadifeler, ipekliler.
Hadi kadifeler geldi. Kadifeler hadi. Hadi. Ablacığım buyur. Ben şundan aldım. Hadi. Allah Allah. Ne oldu bu müşteriye? Daha geçen gün yetiştiremiyorduk. Şimdi dönüp bakan yok. Mide mi bulandı yine? Randevumuz yarın sabah. Yarın sabah aldırınca... Bir haftadır bekliyoruz. Ha, kürtaj bedava mı yapılıyor? Parayı anca denkleştir. Yarın, yarın kurtuluruz. Bahçeden diyorum. Bunlar da iyidir. Vazgeçirmişti beni, e de başka şehir. Karıma kürtaj yaptıracak, doğacak bebeğimizden kurtulacaktı. Ta ki o adam karşıma çıkana kadar. Dur. Dur be arkadaş, dur. Nereden tanışıyoruz? Ne bu labalilik? Ben Cuma'dan çıkarken görmüştüm seni. Evet. Cuma diyorsun ama zil zurnasın. Ama kurtulamıyorum bu illetten. Onun için sana ihtiyacım var. İnsanlık namına yani. Leş gibi kokuyorsun. Gel kırma beni. Gel be arkadaş gel. Bırak beni. Bak öyle mi? İnsan niye namına? Ne gevelemeye çalışıyorsun sen? Ben seni babamın yanına götüreceğim. Hadi gel. Ya ne yapayım ben senin babanı? Babama gidelim. Ölümü. Ya, dur dur tamam. Büyük sevaba gireceksin. Tamam tamam. Gidelim bakalım hadi. Sağ ol be sağ ol. Dur. Buyur. İçki aklını da almış senin. Ne diye getirdin beni buraya? Babam burada yatıyor. Fesubhanallah. Bak bir iyilik yaptın arkasını getir. Babanı mezardan mı çıkaracağız yoksa? Keşke çıkarabilsek. Keşke çıkarabilsek. Giden gelmiyor. Eve gideceğim ben geç kaldım. Dur dur. Selam ver. Kime? Onlara. Nasıl yani? Allah'a selamını. Selamun aleyküm. Oldu mu? Sağ ol. Ya benim için selam ver. Sen niye vermiyorsun ha? Ağzım benim, bazım biz. Selamun aleyküm diyor arkadaş. Baba. Baba. Ben geldim. Bertuşoğlu geldi. Ha ha ha.
baba oku. Ne? Yasin. Sen en iyisi bir hafız bul getir. Ne biliyorsan. Namaz surelerinden başka bir şey bilmem. Elham oku, kulhu oku. Çattık. Oku, oku dedim sana. Oku. Babam için oku. Oku, oku dedim sana. Şimdi merak ediyorsun. Garibine gitmişsin ha. Mezardaki babasını okutmak için adam kovlayan bir sarhoş. Gece gündüz içeri babamın malını mülküne erittim. Hasta ettim zaman. Ölüm döşeğinde hakkı helal etti yine de. Yalnız bir şey istiyorum dedi. Arkamdan oku. Her cuma gecesi bana bir Allah kelamı okutursan hakkım sana helal dedi. İşte vasiyetim bu babamın. Görüyorsun. Hala gece gündüz sarhoşum. Ama rahmetli babamın vasiyetini kolluyorum. Bakalım. Benim arkamdan okutacak biri olacak mı? Bugün işte arkamız ıssız ve sessiz kalacak. Bugün işte arkamız ıssız ve sessiz kalacak. Siz ölünce sizin mezarınızda dua edecek, sizi anacak evladınız olmasını niye istemiyorsunuz sanki? Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı Allah'a aittir. Sakın açlık korkusuyla, geçim endişesiyle çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Siz ölünce sizin mezarınızda dua edecek, sizi anacak evladınız olmasını niye istemiyorsunuz sanki? Funda. Funda. Hayatım. Hayatım. İçim mi geçti beklerken? Tuhaf bir rüya gördüm. Bir çocuk karanlık bir yerden bir kuyu gibiydi. Elini uzatmış beni çıkar diyordu. Elimi uzattım. Kurtardın mı? Tam kurtarıyordum, sen uyandırdın. Tuhafmış. Hadi kalk, içeride uyu. Tevfik.
Söyle hayatım. Randevumuz yarındı değil mi? Evet. Yarın sabah olacak Kürtaş. Tamam. Tamam. Funda. Düşündüm de... Acaba biz iyi mi yapıyoruz? Az evvel mezarlıktaydım. Sarhoşum biri çıktı karşıma. Ölen babası için okumamı istedi. Hüngür hüngür ağlıyordu çocuk gibi. Hani diyorum biz ölsek... Bizim arkamızdan bir şeyler okuyacak. Ya da okutacak birileri yok biliyor musun? Bak sarhoş da olsa babasına sahip çıkıyor. Öyle. Ne oldu? İnadı tuttu. Mazotu da var Meret'in. Mecburen yürüyeceğiz. Olur. Tevfik. Ne diyecektin? Sen ne diyecektin? Ben mi? Peki sen? Ben. Hayatım. Biz galiba yanlış yapıyoruz. Annem haklı. Biz bir canı öldürmeye gidiyoruz. Gel vazgeçelim. Ne diyorsun? Müsaade edelim doğsun. Bir sarhoşun gözyaşları. Annemin öğütleri. Şükür ki içinde doğan bir his hayır demişti. Hayır. Korkma. Açlıktan korkma.
Geçim sıkıntısından korkma. Korkularına yenilip çocuğunu öldürme. O bütün benliğimle şeksiz şüphesiz annemin dediği gibi kabul ettim. Allah her canlıyı rızkıyla yaratır. Tevfik! Tevfik, nerelerdesiniz Allah aşkına? Az daha dönüyordum. Hayrolsun. Bu senedi bizim patron gönderdi. İşin iş. 50 top kumaş istiyor. 50 top mu? Ne olduysa birden fikrini değiştirdi. Senden alacakmış bundan sonra. Vadesi de peşin sayılır. Malınız var değil mi? İstediğiniz kadar. Arkası da gelecek. Çok var, çok. Çok, çok. Kullarını bir boğaz ve ağızla yaratan Allah, rızkına da kefildir. Bebeğimiz de rızkıyla doğdu. Gözün aydın Tevfik, bir oğlun oldu. Ahmet doğunca bir başka oldu her şey. Tek başıma çalıştığım halde eskisinden çok daha iyi kazanıyorduk. Canım oğlum benim. Bir tanem. Evladım, yarın 40'ı çıkıyor. Tam 40 günlük oldu oğlumuz. Nasıl da yakışıklı benim oğlum. Canım benim. Tevfik, bak ne kadar sevimli. Ver bakalım şu aslan parçası. Seni veren Allah'a kurban olsun babası. Koçum benim. Sana bir sürprizim var. Ha? Aldın mı? Dışarı bir bakar mısın? İnanmıyorum. Yoksa? Evet, o bizim. Artık takı arabayla gezmek yok. İşlerimiz böyle giderse yakında kendi evimiz de olacak. Kiradan kurtulacağız. Hatta dükkan bile açabiliriz. Oğlum. Canım. Annemi de çağıralım yanımıza. Torununu kucaklasın. Çok istiyordum. Olur. Köye haber gönder. Ahmet'im. Güzel yavrum. Canım benim. Thank you.
yavrum. Ahmet. Uyuyor muymuş annesinin küçük prensi? Hadi bebeğim, birazdan annen sana mama verecek. Annesi işini bitirdi. Bebeğim. Bebeğim neredesin? Yavrum. Ahmet'im neredesin? Yavrum. Ahmet'im. Yavrum. Ahmet'im neredesin? Yavrum. Bebeğim neredesin? Bebeğim. Tevfik. Bebeği sen mi aldın? Salıncakta değil mi? Tevfik. Salıncak boş. Ahmet yok. Yok. Bebeğim yok. 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 Bebeğimi almışlar. Bebeğimi almışlar. Bebeğimi bul. Bul. Bebeğim. Tamam sakin. Önce istemiyorsun. Doğmaması için her türlü önlemi alıyorsun. Hatta doğmadan boğmak istiyorsun. Doğunca da ne büyük bir yanılgı içinde olduğunu anlıyorsun. Onsuz hayatının ne kadar anlamsız olduğunun farkına varıyorsun. Çok seviyorsun onu. Bunu anladığın anda birden gidiyor elinden. Kaybediyorsun. Evet. Kaybetmiştik bebeğimizi, canımızı, her şeyimizi. Hayatımızın tadını, anlamını. Yıkılmıştık. Ne olur komiserim, bebeğimi bulun. Sakin olun lütfen. Sakin olun. Önce bebeğinizi kim, neden kaçırmış olabilir? Buna bir cevap bulalım. Kuşkulandığınız biri var mı? Yok komiserim. Biz de şaşırdık. Niye kaçırırlar ki? Eğer para içinse sizi muhakkak arayacak. O zaman hemen bizimle irtibata geçin. Polise güvenin.
Şimdi siz evinize gidin. Hadi lütfen. Dünden beri ayaktasın. Biraz dinlenmelisiniz. Bulacağız canım. Bulacağız. Biz ne kadar cahilmişiz Tevfik. Neredeyse onu kürtajla aldıracaktık. Bebeğim benim. Yavrum. Oysa o canım. Yavrum. Aşkım. Alo. Alo. Tevfik Bey. Evet. Yavrum ağlıyor. Bildiniz Tevfik Bey. Şu anda ağlayan bebek sizin bebeğiniz. Ver bebeğimizi. Ver. Ne istiyorsun bizden? Bakıyorum da bebeğinizi çok seviyorsunuz. Yavrum. Yavrumu ver. Sakin ol hayatım. Sakin ol. Tamam tamam. Bizden ne istiyorsun? Ne? Söyleyeceğim yere gel. Bebeğini vereceğim. Ne istiyorsun? Yıkık değirmene gel söyleyeyim. Yalnız kimseye söylemeyeceksiniz. Eğer polise haber verirseniz... Bebeğinizi ölmüş bilin. Anladınız mı? Tamam. Yıkık değil. Söylediği yer burası mı? Öyle tarif ettin. Eski değil mi? Peki nerede? Nerede bebeğim? Nerede? Bebeğim! Nerede? Nerede bebeğim? Hop dedik. Bebeğim nerede? Gel bakalım güzel bebek. Ha. Bebeğiniz burada. Yavrum. Sakın ha. Yerinizden kımıldarsanız bebeğiniz ölür. Ne istiyorsun bizden? Neyimiz var, neyimiz yoksa verelim. Ama bebeğimizi ver. Ne olur ver bebeğimizi. Kımıldamayın, sakın ha. Derdin ne senin? Birinizi öldürmek istiyorum. Ya seni, ya seni, ya da... Hayır! Ona dokunma ne olur. Beni vur. Onun yerine beni vur. Hayır. Bebek babasız yaşar. Ama annesiz yaşayamaz. Benim. Beni. Beni. Pekala.
O zaman ben de ikinizi birden vururum. Bebeğiniz sağ kalır. Manyak mısın ulan sen? Amacın ne senin? Size ders vermeyin. Anne? Anne! Bebeğim! Ahmet'im! Bebeğine sahip çık. O Allah'ın bir lütfu. Onun kıymetini bil. Anne ne yaptınız siz? Bu büyük bir suç. Torunumun doğmasını engellemek daha büyük suç değil mi? Karakola gittiğinizi duyunca polisle başım derde girsin istemedim. Hemen sizi aradım. Sağ ol Ayhancığım. Teşekkür ederim. Ayıp ettim Melahat teyze. İnsaniyet namına yaptım. Sağ ol. Vallahi film gibi oldu. Neyse kazasız belasız bitti ya. Seninle sonra konuşacağız. Kuru sıkı. Nasıl inandınız ama? Evlatlarım, yavrularım, çocuk böyle bir şey işte. Evlat böyle bir şey. İnsan anca anne baba olunca anlar bunu. Gereğinde uğruna canını verir. Evlat en büyük zenginliktir çocuklar. Candan da öte bir zenginliktir. Onu siz getirmiyorsunuz dünyaya. Allah gönderiyor. Gönderirken rızkını da beraberinde gönderiyor. Farkında değil misin kızım? O karnında belirmeye başladığı ilk anda rızkı da gelmedi mi? İşleriniz birden düzelmedi mi? Zengin olmaya başlamadınız mı? Onları kendinizin mi kazandığını sanıyorsunuz? Bereket onun hatırına. Bebek sahibi olmak böyle bir şey. Yüce Rabbim her insanı rızkıyla beraber yaratır. Siz bebeğin gölgesinde yaşıyorsunuz. Kusura bakmayın çocuklarım. Anneniz olarak böyle bir derse ihtiyacınız vardı. Ya. Rahmetli annemin o sözleri kulağıma hep küpe oldu. İşte böyle. Benim rızk konusundaki hikayem bu. Bizim gibi milyarlarca anne baba yaşamıştır bunu. Biz de sizin gibi açlık korkusuyla çocuk istememiştik. İlk çocuğumuzla yanıldığımızı anladık. Karar yine senin. Sağ olun efendim. Hadi bakalım. Selami. Gönlüm rahat etmedi. Bir daha düşünün. Bu mobilya fabrikasını ben kendi çabamla kurmadım. Çocuklarımın nasipleriyle oldu. Evlatlarım rızklarıyla geldiler. Bizi hem mutlu ettiler hem de zenginleştirdiler. Karar sizin. Bak, bizimkiler de geldi. Hep birlikte bir yerlere gideriz diye düşündüm. İyi olur. Hoş geldiniz. Bu ilk çocuğum Ahmet. Borçlarımızdan kurtulduk. Bu sevgili kızım Ayşe. O doğdu, ev sahibi oldu.
Bu Samet, üçüncü çocuğu. O doğdu, onun rızkıyla, bereketiyle bu fabrikayı açtık. Dediğim gibi, ben onların rızklarıyla bugünlere geldim. Ben ve karım canlı şahidiyiz. Buyurun. Ne oldu? Vazgeçtim. Çocuğumun doğumunu engellemeyeceğim. Çok sevindim. Tebrik ederim. Hayırlı bir evlat olur inşallah. Hayırlısıyla. Doğacak çocuğun masrafları için. Lütfen kabul et. Avans değil. Şirketimizin hediyesi. Lütfen. Teşekkür ederim. Daha doğmadan kısmetini gönderdi.